Evet böyle. Kaçırdığından abi. Bu aslan parçası gelenlerden. Baksana. Bakanlığın hediyesi değil mi? Evet, bakanlığımızın hediyesi. Allah razı olsun devletimizden. Bunlar benim aslanlarım, aslanlarım. Çocuk gel, aslan bunlar abi. Baksana, geleceğin yiğit olsun. Bu aslan da bakanlıktan gelen arazide oldu bu arazide. 35 abi fazla oldu da o ilk zamanlar 35 sene oldu. Sonra atçılarla biraz daha oldu da. Ne oldu? Oralar yıkıldı. Üstler bak yıkılmış. Ondan sonra oralar yıkıldı. Alt taraf, üst taraf, çatı şeyi biraz saçla kapattım oraları. Biraz da duvarlarda şeyler var. Yani destek vermezsek yıkılacak. 35 tane koyun abi. Depremden 15 bir ay sonra verdiler işte. Mor karama bunları. Vallahi daha bizim buranın daha ilk defa geliyor. Bakacağız işte bu yaz belli edecek kendini. Vallahi ben vereceğim eklerinden umudum yoktu şimdi. Yalan mı söyleyeyim? Vallahi bu kadar kısa sürede geleceğini hiç tahmin etmiyordum abi. Ama sağ olsun devletimiz yani bir anda halletti. İlçemiz genelinde 3112 tane küçük başımız, 112 tane büyük başımız ve 69 tane ahırımız maalesef ağır hasar gördü. Hayvan varlığımızda bayağı bir azalma görüldü. En kısa sürede hem bizim kendi ekiplerimiz, kendi personellerimiz, hem sağ olsun bakanlığımızın talimatı ve yardımlarıyla diğer illerden gelen hem yardımda hem afetteki yıkımların tespitinde hem ilçe tarımda gerekli olan günlük işler için yardıma gelen personel sayesinde çok kısa sürede tespit çalışmalarına başladık ve olduğundan değil olabildiğinden daha hızlı bir şekilde bunları bir an önce tespit edip insanların yaralarını sarmak için en azından elimizde hem bir veri oluştu. Hem insanların yanında gelip bulunduğunuz zaman yalnız olmadıklarını hissettiler. Sağ olsunlar ondan sonra bakanlıkla ilgili irtibatlar da kuruldu. İlk başta hemen bir İnsanlarımızın hem gönlü olsun hem devletin yanında var olduklarını bilmeleri için 212 adet hayvanımız geldi. Bunu da zarar gören yetiştiricilerimize dağıttık. Geri kalan hayvanlarımızın temini için TİGEM'le gerekli başvurular yapıldı. Ama takdir edersiniz ki bölge büyük, geniş ve bayağı bir hayvan varlığımız azaldı. Has olsun, Kırıkhan olsun, Antakya olsun, diğer illeri saymıyorum bile, sadece kendi bölgemizde. O yüzden olabildiğince en güzel şekilde, en kaliteli şekilde yetiştiricilerimize hayvanların yerlerini temin etmeye çalışıyoruz. Evet, koyun keçi ve büyükbaş. Onun dışında makine ekipmanlarda da gerekli yazışmalar yapıldı. Bunun yanında traktörlerimiz, mibzerlerimiz, romorklarımız, enkaz altında kalan 438 tane tarım aletimiz de var maalesef. Onlarla da gerekli görüşmeler yapılıyor. En kısa zamanda onlar da temin edilip vatandaşlarımıza gene vermeyi hedefliyoruz. Kalktığımda hanım dedi ki deprem oluyor dedi. Deprem kalktım. Geldim çocukların yanına. Çocukların yanına geldikten sonra dışarı çıktım. Dedim bir dışarı bakayım. Ondan sonra çıkalım dedim. Abi o anda o kapıyı, dış kapıyı açtığımda bir sallantı başladı. Ya zaten bitmeyecek zannettim. Herhalde memleketin yarısı yok dedim. Yani o kadar şiddetli bir şey oldu. Dışarı çıktığımızda her yer karanlıktı. Yağmur falan yağıyordu. İşte dışarı çıktık, arabanın içinde durduk. Sağa sola arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu. Akrabalarımızdan. Ben buraya saat 11'de geldim. Sabah 11'de. Buraya geldiğimde yani ben malları falan önemsemedim. Dedim önce eş dosta bir bakalım. Ondan sonra geldim. O geldiğimde ilk girdim 6-7 tane kuzu üst üste çıkmış ölmüş. Yani o kadar sallantı olmuş ki. Geldim işte bir 30-40 tane her sallantıda biraz biraz gitti. Bir 35-40 kadar kuzumuz şeyimiz oldu. Devletimiz sağ olsun. Sonra yardımcı oldu. Allah razı olsun devletimizden. Abi benim 35 tane yazdırmıştım. 35 tanenin hepsi geldi. Onun için geldiğinde şaşırmadım dese. Bana telefon açtılar ilçe tarımdan. Gel koyununu alacaksın dediklerinde
Vallahi şok desem şok yani abi. Yalana gerek yok. Çünkü hiç beklemiyordum. Beklemediğin şeyi de bir şeyi gördüğün zaman ne olur insan? Mutlu olur yani. Allah razı olsun. O. Bu duvarlarımız yıkıldı. Bu duvarlar yukarı kadardı şöyle. Gördüğünüz gibi öbür tarafa saç çektim. Buraya da saç çektim de. Saçlar geri rüzgardan uçmuş. Tam düzgün kaynak yapamadığımız için bu odadan dolayı.